Merhaba, ben Ufuk Celep. Bugün size T bölgesini aydınlatmayı ve yanaklarda ışıltılı ve parlak görünüm nasıl vereceksiniz onu göstereceğim. Evet, şimdi öncelikle cildimizi, tenini hazırladık. Bunu da ince bir fondöten yardımıyla uyguladık. Şimdi yüzün belli bölgelerini, bizim T bölgesi dediğimiz kısımları aydınlatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu ürünü Shiseido'nun hafif yüze yaydıktan sonra parmak uçlarıyla T bölgesini aydınlatıyoruz. Bu hem mat bir görünüm verecek hem de T bölgesinin aydınlık gözükmesiyle birlikte daha fresh bir görünüm elde edeceğiz. Fırça kullanmaya gerek yok. Parmak uçlarıyla hafifçe ürünü yedirerek dağıtabiliriz. Evet, ürünü dağıttıktan sonra daha sonra bir bronz pudra aşamamız olacak. Şimdi ürünü iyice yedirdikten sonra parlak bir cilt için ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Burada en kilit nokta parmak uçları. Çünkü parmak uçlarıyla yedirdiğiniz ürün hem cilde doku kazandıracak hem de ürünü cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayacak ve daha doğal bir görünüm olacak. Bronz pudrayı sürdükten sonra ıslak bir cilt uygulaması yapacağımızdan dolayı yüzün her tarafının ıslak görünmemesi için T bölgesini, aydınlatma yaptığımız T bölgesini transparan narsın pudrasıyla matlaştırıyorum. Bunu yapmamın sebebi yanaklarda uygulayacağımız ıslak görünümü daha çok vurgulamak. Böylece elmacık kemikleri hem daha belirgin olmuş olacak hem de böyle bir yaz makyajı gibi fresh ve dinamik duracak. Bütün uygulamaları bitirdik. Şimdi herkesin merak ettiği ciltte ıslak görünümü veren Nars'ın Copacabana Eliminator'ını uygulayacağım. Bunu uygulamak için yine parmaklarımı kullanacağım. Çünkü fırça tarzı ürünlerde ürünü uyguladığımız zaman iz bırakabiliyor. O yüzden parmak uçlarıyla elmacık kemiklerinin üzerine hafifçe baskı yaparak alttaki fondöteni de zedelemeyecek biçimde uygulamamı gerçekleştiriyorum. Hatta birazcık göz altına da uygularsanız çok daha fresh bir görünüm elde edeceksiniz. Çok hafif de göz kapaklarına. Bu ürünün kilit noktası, ürünü uyguladıktan sonra çok fazla üzerinde tekrar oynama yapmamak. Çünkü çok fazla üzerinde tekrar oynama yaptığınızda sürmüş olduğunuz ürünü tekrar geri almış oluyorsunuz. Evet, bronz pudra uygulamamızı da gerçekleştirdikten sonra Nars'ın Orgasm Eliminator ile yanaklara parlak ve ışıltılı bir görünüm vereceğiz. Hafif yumuşak uçlu bir fırçayla tüm yanağı hafifçe geçip parlak görünümü elde edebiliriz. Sonra birazcık elimizle etrafından dolaşarak uygulamayı bitirebiliriz. Orgasm Eliminator'ı yanaklara uyguladıktan sonra şimdi göz kapaklarına parlak bir görünüm vermek için önce göz üstüne uyguluyorum. Sonra da göz pınarlarına uyguluyorum. Bu da yanaklardaki ıslaklığı dengeleyecek. Hem de göz pınarlarında daha fresh bir görünüm elde edeceğiz. Parlak makyaj uygulamamızı bitirdikten sonra Nars'ın Orgasm Lip Gloss'unu uygulayacağız. Lip Gloss tarzı ürünleri uygularken dikkat edilmesi gereken şey, bütün dudağı komple yaymak değil, sadece dudağın orta kısmını sürmeniz bile yeterli olacaktır. Geri kalanı bırakın, kendi dudak renginizde kalsın.